bir Arap fobiyle karşı karşıyayız. Hani belki bu da ayrı bir tartışma konusudur yani. Peki bir Muğla'ya dönelim. Ya böyle haberleri vermekten gerçekten nefret ediyorum. Dün Marmaris İçmeler'de bir yangın haberi maalesef gördük, okuduk, izledik. Diğer taraftan şu anda da Muğla'da bir orman yangını olduğu ifade ediliyor. Orman Ula ilçesinde imiş. Yerleşim yerlerine de epeyce yakın bir yerden bahsediyoruz. Ormanlık ve makilik bir alan olduğu bilgisine ilk bilgiler ışığında ulaşılmış durumda. Bölgede güvenlik önlemleri almış görünüyor polis. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumdalar. Evler tahliye ediliyor. Muğla Fethiye karayolunu ulaşıma kapatmış bölgede güvenlik alan polis ekipleri. Ve jandarmalar da yakınlarda bulunan evleri tahliye etmişler. Bir sıcak gelişme, Muğla'dan görüntüler bu şekilde maalesef. Bir uyarı da bulunalım. Havanın hem sıcaklaşmasıyla birlikte hem de tatil yörelerine, bu tip bölgelere daha çok insanın ulaşması nedeniyle çok daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyelim. Özellikle cam ve güneş ışınlarının bir araya gelebildiğinde yangın çıkartabildiğini unutmayalım. Dolayısıyla bulunduğumuz alanı mutlaka derleyip toplayıp temizleyerek gitmek gerektiğini altını bir kez daha çizeyim. Sağlık açısından zaten zararlı, görüldüğü üzere çevre açısından da zararlı. Sönmemiş bir sigaradan, herhangi bir ateşten böyle korkunç felaket görüntülerle karşılaşmamıza neden olabiliyor. Buna da ayrıca bir dikkat edilmesi gerekiyor. Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin kendi evlerine doğru gelmeye çalışmalarını da önlemeye durumunda kalmış görünüyorlar. Muğla Fethiye karayolunun kenarındaki çıtlık mevkiinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından görüntüler ekranda. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmış görünüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hali hazırda müdahale ediyorlar yangına. Çevre ilçelerde konuştu olan 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başlamış. Ekipler yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyorlar. Bir kez daha hatırlatalım, karayolu trafiğe kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor. Bölgede güvenlik önlemleri almış durumda polis ekipleri. Muğla Fethiye karayolu ulaşıma kapatıldı. Jandarmalar yakındaki evleri tahliye etmeye çalışıyor. Tahliye edilmesine yardımcı oluyorlar. Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerinden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerinin müdahalesi hali hazırda başlamış durumda. Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla az önce de belirttiğim üzere su sıkarak alevlerin kendi evlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Çevre açısından, bizim açımızdan, insanlar açısından, ormanda yaşayan orman hayvanları açısından, bitki örtüsü açısından, canlı olan her şey açısından gerçekten korkunç bir tablo, korkunç bir görüntü maalesef bu. Evlere gidiyor abi. Evleri boşaltsınlar. Evet, bu tip haberlerle yaz aylarında maalesef çok daha sık karşılaşıyoruz. Bir kez daha özellikle rica edeyim, bir uyarıyı bu ekrandan ben